Texas Üniversitesi'nden makina mühendisliği profesörü Yuebing Zeng kalem ucunda daha küçük boyutta robotlar geliştirmek için ekibiyle birlikte çalışmalar yürütüyor. Robotların insan bedeninde ilerleyip kanserli tümörleri yok etmeleri amaçlanıyor. Umuyoruz ki bir gün bu robotlar bedenimize girip ameliyat yapabilsin ya da tümörlü hücrelerin nerede olduğunu tespit edebilsin. Tüm bunlar kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ancak dünya genelinde uzmanlar bu hayali gerçekleştirmek için çalışıyor. Bu robotlar insan bedenine enjeksiyonla ya da ağızdan yutularak giriyor. Zeng, tümör gibi bir hedef verildiğinde robotların ortak amaca ulaşmak için birbirleriyle iletişime geçeceğini söylüyor. Bazı uzmanlar nanorobotları hareket ettirmek için ultrason dalgaları ya da kimyasal tepkimelerden faydalanıyor. Zengin ekibi altın, silikon ya da polistirenden yapılan küçük robotları hareket ettirmek için lazer ışınlarını kullanıyor. Uzmanın amacı mikro ya da nano robotların tıpkı bir balık sürüsü gibi birlikte çalışmayı öğrenmesini sağlamak. How can we make? Birlikte eş güdümlü hareket etmeleri için çok sayıda farklı mikro robotun etkileşime geçmesini nasıl sağlayabiliriz onu araştırıyoruz. Zeng robotları trafik kurallarını ve trafikteki tehlikeleri öğrenmesi gereken kendi kendini kullanan otomobillere benzetiyor. Robotların insan bedeninin bağışıklık sisteminin trafiğinden sakınması gerekiyor. Nano robotların gelecekteki rolü insan bedeniyle sınırlı olmayacak. Zeng bu robotların bir gün bir gölde suyu kirleten unsurları temizleyebileceğini söylüyor. İnsanlar üzerindeki klinik deneylerin önümüzdeki birkaç yıl içinde başlaması bekleniyor. Nano robotların insan bedeninin içinde ameliyat yapmaya başlamasına belki de çok süre kalmadı. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington